الباب من أراد أن يعتكف. İtikaf etmek isteyen ثُمَّ بَدَى لَهُ اَنْ يَخْرُجَ sonra çıkması gerektiğini değerlendiren kimsenin babı demiş İmam Buhari. 1940. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ Muhammed bin Mukayen, demek ki itikafa niyet ettiniz ama arızı bir durum oldu, iş çıktı, ne bileyim yani bir şey oldu, hanım hastalandı, şehir dışına bir durum meydana geldi, bir şey oldu, çıkılabilir demek ki. Ve bunun Resulullah'tan örneğini verecek şimdi bize. O da böyle bir niyet ettiği itikafını bozmuş. Biliyor musunuz ne zaman bu olmuş? Aynı hadis. 1940 nolu hadis. Haddethena Muhammed ibn Mukatil'in Ebu'l Hasani. Bize Muhammed bin Mukatil Ebu'l Hasan anlattı. Akhbarana Abdullahi. Bize Abdullah haber verdi. Akhbarana el-Evza'iyyu. Bize el-Evza'i haber verdi. Kale, dedi ki Haddethani Yahya bin Sa'idin. Bana Yahya bin Sa'id anlattı. Kale, dedi ki Haddethetni Amratu bin Abdirrahmani. Bana Amre bin Abdurrahman anlattı. An Aişe'te, o da Aişe'den radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun. Bazen de aklıma acaba annemiz Aişe bunu özellikle mi anlatıyordu? Çünkü bir ayrıcalık seziliyor ya, ona müsaade etmiş. Diğerleri de karışınca hepsini dağıtmış, kaldırmış. Diğer annelerimiz anlatmıyorlar mesela. Olayın kahramanları Hazreti Hafsa var, Hazreti Zeynep var. Yani işte biz de gittik, şey yaptık, yamandık. Bizim kubbeleri de görünce Resulullah kızdı, hepimizi kovdu der gibi. Okuyalım hadisi. Evet. Değil mi? Bu ravi de Amre, Abdurrahman'ın kızı Amre. Hazreti Ayşe'den anlatıyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zekere en ya'tekifel aşrel evâhire min Ramazana. Ramazanın son 10 gününü itikafa gireceğini söyledi. Dolayısıyla diğerlerini de çağırdı. İlk 10'lukta girmiş olanları, orta 10'lukta girmiş olanları da. Feste'zenet ve Aişetu. Demek ki durumun ciddiyetini gören Hazreti Ayşe, rüyası müyası birleştiriyorum o rivayetle, feste'zenetu, o da izin istedi. Ama bu o olsa, bu son senesi olsa, bunu bozup Şevval'de yapmış olacak birazdan. O zaman bu o son senesi olan değildir. O zaman deminki rivayet bize bütün umumen Ramazanlarda hep orta onlukta itikafta bulundu. Son sene, son onlukta dedi ya deminki rivayet. Onun kendi içerisinde bir yanılgı olabilir. Çünkü bakınız şimdi bu rivayette son onlukta itikafa girmeyi Resulullah planlıyor. Hazreti Ayşe kendisinden izin istiyor. فَاَذِنَ لَهَا O da ona müsaade ediyor. وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ Hafsa gelip Ayşe'ye soruyor. Annelerimiz اَنْ تَسْتَأَذِنَ لَهَا Kendisi için izin istemesini. فَفَعَلَتْ O da yaptı diyor. Yani izin aldı mı onun içinde? Herhalde. فَلَمَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ زَيْنَبُ Bunu gören Zeynep, annemiz, İbnetu Cahşin, Cahşin kızı, اَمَرَتْ بِبِنَاءٍ Emretti bana da bir bina yapın diye. Bak, or
orada izin falan olmadı şimdi. Ve bu niye leha? Ona da orada bir bina yaptılar. Dediği işte o küçücük mescid içerisindeki kulübe gibi yer. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ sallâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldığında insarafa ayrılırdı. İlâ binâihi, kendi mescid içerisindeki kulübesine. Febasura bil ebniyeti, görünce öyle kulübeleri. Fekale, dedi ki ma hâzâ, ne bunlar? Kalu, dediler ki binâ-u Âişete, Âişe'nin binası. Binâ-u Hafsate, Hafsa'nın binası. Binâ-u Zeynep'e, Zeynep'in binası. Bu kez deminkilerde çadır diye geçen ifade bu rivayette ebniye, bina, kulübe şeklinde geçmiş. Belli ki ravi öyle hatırlıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki el birra eradne bihâde, bununla sevap mı istiyorlar? Yani sevap maksadıyla mı yaptılar bu kulübeleri? Me ene bi mu'tekifin, ben itikaf etmeyeceğim, dedi. Feraca'a, çıktı mescitten. Felemme aftara, ta iftar edince, yani Ramazan'ı bitirip bayrama varınca, o Ramazan itikaf etmemiş oldu yani. İ'tekefe aşran min şevvale, min şevvalin, şevval ayından itikafta bulundu diyor ravi. Hadisi İmam Buhari bize itikaf için niyet etmiş ama sonra gördüğü bir sebep dolayısıyla itikafından vazgeçen kimsenin durumu olarak, durumuna bir örnek olarak sunuyor. Demek ki diyor niyet bozulabilir eğer bir neden ortaya çıkarsa, bir gerekçe. 1940 nolu hadisi okumuş olduk. Düşünülebilir. Yani rivayette böyle bir şey açık değil. Şevval de bunu kaza etti gibi söylemiyor. Şevval ayında 10 gün itikaf etti diyor. Ama Ramazan'ında itikaf ettiği senelerde Şevval'de itikaf etmediğini hesaba katarsanız, bu Ramazan'da itikafı belli bir sebeple bozduğu için sanki Şevval'de onu evet telafi etmiş gibi diyelim yani. Düşünülebilir. Hayırlı da olmuş böyle bir hadise bize bakan yüzüyle. Mesela böyle bir hadise olmasaydı itikaf, bir iki itikaf bozulabilir mi konusunda sorumuzun cevabı olmayacaktı. Büyük olasılıkla da bozulmaz diyecektik. Ama şimdi bozulabildiğini görüyoruz. Yani adam gider itikafa, 3 gün durur, bir sorun çıkar. O sene itikafını öyle yarım bırakabilir. 2, Ramazan dışında da Şevval'de mesela itikaf yapılabileceğinin de örneği olmuş oldu. Böylece annelerimiz belki Resulullah'ı huzursuz ettiler evvel emirde ama böyle bir uygulamanın olabileceğini de ümmete. Şimdi ayette Cenab-ı Hak وَلَعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ diyor, mescitlerde itikaf edenler, yahut diğer ayette اَنْ تَحْهِرْ بَيْتِيَ لِلْطَّائِف۪ينَ وَلَعَكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, evimi tavaf edenlere, itikaf edenlere, rükû ve secde edenlere temiz tutup hazırla. Dolayısıyla da ayetlerde hep mescitte ilişkilendirildiği için, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem mescitte yaptığı için mescit dışı ile ilgili benim bir hatırladığım, mescide yani kadınlarla alakalı mesela, evinde mescit edindiği yer, sürekli mescit olarak namaz kılmak için ayarladığı mesela bir köşesi vardır, orada namaz kılıyordur hep. Oraya çekilirse itikaf niyetiyle. Buna dair bir rivayette bir şey gördüm diye hatırlıyorum şimdi. Ama bu okuduğumuz hadislerde dikkatimizi çekiyor ki kadınlar bile olsa, annelerimiz dahi
mescidin içerisine bir şekilde itikaf için girmeye hevesli gözüküyorlar. Ancak bunu Resulullah'ın tasvip etmediği de gayet açık. Net bir tavırla bunu tasvip etmemiş. Çünkü bunun gerisinin geleceğini sadece kendi diğer eşleri üzerinden değil, bunu peygamberin diğer eşleri hepsi gelsin. Sonra ne olacak? Mümine kadınlar var o toplumda. Onlar da diyecekler biz de yavaş yavaş falan. Sizin o demin tebessüm ettiğiniz çadır kenti çok geçer yani. İçeride adım atacak yer kalmaz. 2045 nolu, 1940 nolu hadisi okuduk. Gelelim şimdi. Bir de diğer müminler mescitte itikaf ederken onlar böyle kubbe mubbe bir şey yapmıyorlar. Resulullah kendisine özel bir şey yapmış. Kapalı bir alan yapmış. Diğerleri açık alanda yani oturuyorlar. Birbirlerini görür bir halde. Resulullah niye ayrı bir şey ediniyor? Bunun da bir sebebi var. Vaktiyle edinmezdi böyle bir şey. Ama kıldığı namazların hep başkaları tarafından taklit edildiğini, yani hemen kendisine uyduklarını ve dolayısıyla mescitte sürekli cemaat halinde bir namaz görüntüsü oluştuğunu görünce Resulullah öyle bir yer yapıp çekildi. Artık ne kılıyorsa kendi başına kılıyor. Yani demek istiyor ki siz de kılacaksanız herkes kendi başına ibadetini yapsın. Bu nafile ibadettir. Kişi kendi başına yapmalı. Ben açıkta kılınca, siz de bana uyunca sonra bu rutine binecek ve sonra da farz gibi algılanmaya başlanacak. Cemaatle kılındığı düşünülecek vesaire. Bunun önünü almak için kendisini perdelemiş. Ya orada sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilim varmıyor söylemeye ama yani bunlar rekabetten geldiler buraya. Bunların burada sevap maksadıyla mı olduğunu sanıyorsunuz? Gibi bir ifadesi var yani. Ya gördüler Ayşe yaptı diye şimdi onlar da hemen biz de geri kalmayalım falan. Sevap böyle der gibidir yani. Biraz belki çok sert bu ifadeler ama o da insan sonuçta ve bunlarla da zaman zaman belli bir didişme, insanlık hali oluyor yani eşler arasında. İşte kıskançlık temelli bir ortam var tabi. Bazıları sanıyor ki Resulullah'ın aile hayatı böyle yani güllük gülistanlık şeklinde ilerliyor. Hiçbir sorun çıkmıyor. Olur mu? İnsan olduğu yerde kıskançlık olur. Ondan sonra özellikle annelerimiz arası olan bu tür kıskançlıklar tabi Resulullah'a yansıyor. Oradaki bütün hareketliliğin sönümlendiği yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da artık tahammül ediyor. Bir vakit gelmiş bunalmış, hepsine kızmış. Bir ay kadar ilada bulunup yemin ile bunlardan uzaklaşmış. Konuyla ilgili malumunuz ayetler var. Dönüşünde Resulullah'ın eşlerine ayrılmayı teklif ettiği. Ancak devam edeceksek işte o zaman eski yaptıklarından vazgeçmeleri gerektiğine dair vesaire. Sıradaki bab başlığımız Bâbul Mu'tekifi. Ama demek ki her konuda bu kendisini bir şekilde gösteriyor. Yani mescitte namazgah yapmış kendisine, biz de gidip yapalım. Yani o tepki veya o kıskançlık hazır bir potansiyel bir tepki orada duruyor ve sürekli kendisini gösterebiliyor. Resulullah da demek ki böyle zaman zaman yaka silktiği oluyor.